Evet. O zaman bir soru daha. Doğum ve askerlik borçlanmasında nasıl avantaj sağlanır? Seyirci sorusudur. Buyurun. Şöyle, doğum borçlanması, askerlik ve diğer borçlanmalar ayrılır. Doğum askerlik borçlanmasında kadınlara maalesef bir hak veriliyor ama bu hak tüm kadınlara verilmiyor. Adı üzerinde doğum borçlanması. Sanki doğum yapan tüm kadınlar yararlanıyor gibi ama öyle değil. Yasa 2008'de çıktı. Denildi ki ilk defa SSK, Bağkur emekli sandı, fark etmez. İlk önce bir başlangıcın olacak, ondan sonra doğum yapacaksın. Yasa ne zaman çıktı? 2008. Şimdi kadın diyor ki ben 1989 yılında çocuğumu dünyaya getirmişim. 1992 yılında da sigortalı olmuşum. Kanunlarımız diyor ki ya sen yanlış yapmışsın. İlk önce sigortalı olacaksın, sonra doğuracaksın. Ya kadın nereden bilsin 2008 yılında böyle bir yasanın çıkacağını? Bakın, çok ilginç bir soru var. Dördüz doğurdum ama tek çocuk doğurmuşum gibi borçlandırılıyorum. Neden? Şöyle, çoğul gebeliklerde tek çocuk için borçlanma kabul edilir. Şu anda kadınların doğum borçlanmasında bir çocuğu için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için 2160 güne kadar, 6 yıla kadar prim günleri eksikse asgari ücretin brüt rakamının %32'si şu anda 38 lira 15 kuruştan günlük kaç güne ihtiyacı varsa borçlanıyor, eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Ama bence tüm kadınlara bu hak verilmeli. Yani sigorta öncesi sonrası olmaz. Hatta ben burada kanun koyucu olsam derim ki tıbben evli, haksızlık çocuk, yani doğurabilen çocuk var, doğurma imkanı var. Olmayan tabii kadınlara dahi bu hak verilmelidir diye kesinlikle düşünüyorum. Evlatlık alınsa? Evlatlıklarda maalesef yararlanamıyor. Evlatlıklarda çok erken alınması gerekiyor. Hı hı. Bir de şu durum var. Askerlik borçlanması işe başlama tarihini geri çekiyor. Ben sigortam yok. Gittim askerliğimi yaptım. Sonra geldim sigortalı oldum. Askerlik borçlanması benim işe başlama tarihimi geri çekiyor. Beni erken emekli ediyor. Kadınlarda sigorta öncesine zaten hak verilmiyor. Doğum hakkı verilmiyor. Mesela erkekler avantajlıdır doğum, askerlik borçlanmasında, kadınlar dezavantajlıdır. Tüm kadınlar yararlanamıyor. Bu programlarda ben zaten bunları söylemeye çalışıyorum. Bu hakların verilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ama doğum borçlanması, askerlik borçlanması avantajlıdır. Yurt dışında yaşayan Türkler, yurt dışında yaşadığı ülkelerde, Türkiye'de hiç çalışmasa dahi gelip borçlanırlar, parasını öderler, emekli olurlar. Usta öğretici olarak, halk eğitimde usta öğretici olarak geçen süreler, üniversitede doktora eğitimi alınan süreler gibi birçok böyle devletin belirlediği şartlar ve koşulları taşıyan kişiler geriye doğru, geri dönük prim ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor. Ama keyfi olarak. Özgür Hocam bir soru daha geliyor. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip de benim günüm eksik, bana biraz gün verin, ben de parasını vereyim deme şansı yok. Olamıyor.